Hollanda'ya taşınalı yaklaşık 9 ay oldu ve bu 9 ay içerisinde bir turistin yaşayamayacağı şeyleri yaşama fırsatı edindim. Ve bu videoda size bu yaşadığım, tecrübe ettiğim, daha doğrusu Hollanda'da ufkumu açan 5 tane şeyden bahsetmek istiyorum. Dilerim ki böyle sizlere de fikirler verir ve birazcık olsun sizin de bakış açınızı genişletir. Birincisiyle başlayalım. Eve taşındığımda ev sahiplerinden evi teslim alıyordum. Ve elbette sorularla dolu bir tane listem vardı. Şu soruya geldim. Çöpü nasıl atıyorsunuz? Böyle ev sahiplerim ellerini ovuşturdu ve anlatmaya başladı. Öncelikle bahçemde 3 adet konteyner var. Bunların bir tanesine kağıt çöplerimi atıyorum. İkincisine plastik çöplerimi atıyorum. Üçüncüsü ise organik atıklar için ve bir ay boyunca çöpler burada geri dönüşüm için birikiyor, bekliyor. Ve ayda bir her mahallenin online bir adet takvimi var ve kapının önüne ayda bir o doğru tarihte bu konteynerları bırakıyorsunuz ve bir çöp kamyonu geliyor. Orada anlık olarak içine boşaltıyor ve boş konteynerınızı geri oradan alabiliyorsunuz. Ve açıkçası ilk ay kaçırdım ben bunu. Takvimden haberdar değildim ve konteynerim tamamen doldu dibine kadar. Epey bir azap çektim. Fakat bir süre sonra işte Google takvimimle birleştirdim oradaki konteyner takvimimi ve her ay bunları dolduruyorum, kapıya bırakıyorum ve geri dönüşüme yolluyorum. Atıklarımın yaklaşık %70'i, %80'i bu konteynerlara gidiyor. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Farklı atıklar da var. Mesela cam şişeler var. Bunları da şehirde bazı atık merkezleri var, çöp toplama merkezleri var. Merkez dediğime bakmayın, ufacık konteynerler, yeraltıyla bağlantısı olan. Mesela süpermarketlerin arkasında genelde bulabilirsiniz bunları. Camları da oraya götürüyorum ve işte mesela beyaz camlar için ayrı bir adet atık yeri var. Siyah camlar için, sinek rahat bırakırsa beni anlatabileceğim. Siyah camlar için, koyu camlar için ayrı bir adet atık yeri var ve işte fırsat buldukça da süpermarkete gittiğimde işte cam atıklarımı buraya atıyorum ve bunlar yer altına bağlı. Yani atıyorsunuz camı, 2 saniye sonra bir şatırdama sesi duyuyorsunuz, aşağı düşüyor. Ne var içinde hiçbir fikrim yok. %90'ını attık diyelim çöplerimizin. Bitti mi? Bitmedi. Bir de normal çöp kutusu var evde elbette. Nereye atacağımı bilmediğim çöpleri buraya atıyorum açıkçası. Ve bunu da gidip mesela akşamları kapıya koymuyorsunuz. Şu şekilde işliyor. Her hanenin bir adet kendi özel çöp kartı var, yeşil bir tane. Ve yine mahallelerde çöp istasyonları var. Çöpünüz dolduğunda kapatıyorsunuz kapağını, atıyorsunuz sırtınıza ya da yanınıza alıyorsunuz. Bu çöp istasyonuna gidiyorsunuz. Kartınızı okutarak istasyonu açıyorsunuz ve çöpünüzü içine bırakıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve kilitleniyor. Yani kartsız atamıyorsunuz buraya çöp. Böyle çok komplike bir macera. Halen çözemediğim çöp atma sistemleri de var. Onlara girmedim ama az çok 9 ayda çözebildim. Ve bu gerçekten çöpü bu şekilde sistematik bir şekilde geri dönüşüm odağıyla atabilmek hem iyi hissettiriyor hem de çevreye epey bir katkılı. O yüzden gözlemlerimden birincisi bu çöp atma sistemi. İkincisine gelecek olursak notlarıma bakayım. İkincisi süpermarketler. Yani ne kadar bahsedersem yetmez. Turist olarak geldiğimde Hollanda'ya elbette şok olmuştum böyle çeşitliliğine. Giriyordum böyle saatlerce bakıyordum ne alsam. O kadar çok çeşit var ki. Ve ya burada yaşamaya başlayınca bunu çok daha net anlamaya başlıyor insan. Yani mesela işte 100 çeşit salam, sosis, elbette peynirleri biliyorsunuz. Yüzlerce çeşit peynir, her et özel şekilde dilimlenmiş, paketlenmiş, üstünde ne eti olduğuna, işte nereden geldiğine dair detaylı bilgiler, işte kare şekilde dilimlenmiş dana eti, yağlı, yağsız, hepsinin opsiyonları ve yani mantarlar, soyulmuş patatesler, çeşit çeşit, ya anlata anlata bitiremem. O kadar çok çeşit var ki ve öğlen yemek yiyebileceğiniz böyle atıştırmalıklar. Atıştırmalık dediğim böyle bir yemek yapıp günlük paketliyorlar ve gidip suşiden tutun işte her türlü tavuk yemeğine, et yemeğine, vejeteryan yemeğine kadar gidip alabiliyorsunuz 3-4 euroya ve öğle yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Eğer bir çalışansanız mesela. Yani bir evinize getirip sizin için pişirmiyorlar. O kadar diyebilirim. Böyle saatlerinizi geçirebiliyorsunuz. Müzeden daha çok vakit geçiriyor olabilirim marketlerde. Şey, gezerek ve wow efekti altında.
Diğer bir yanı ise güzel bir yanı süpermarketlerin. Mesela yani çok değişik bir hizmet anlayışı var benim gözlemlediğim kadarıyla. Kasiyerden geçiyordum. Yumurta alıyorum mesela 3'e 6, 3'e 8 işte 18'li 24'lü paketlerde. Ve her yumurta aldığımda yumurtanın kabını açıyor kasiyer ve şöyle bir kontrol ediyor kırık yumurta var mı diye. Daha bulamadı. Bakalım bulursa ne yapacak? Çok merak ediyorum. Muhtemelen birisini çağıracak, yumurtayı değiştirecek. Çok şok olmuştum bunu gördüğümde. Yani yumurta, kırık yumurta satmak istemiyorlar, kontrol ediyorlar. Onun dışında en çok hoşuma giden şeylerden biri ise bu çok ufak bir detay ama ben aşırı derecede takıyorum nedense bu detaya. Para üstünü masaya koymuyorlar arkadaşlar. Benim çok rahatsız olduğum bir şey bu. Belki kıl bir insan olarak görebilirsiniz beni ama böyle ufak dokunuşların bir toplumu ve insanların hayatını değiştirdiğine inanıyorum. Bu ufak dokunuşlardan yeteri kadar bir insan hayatında rast gelirse bunlara gerçekten daha mutlu bir gün geçirebilir ve bunlar bu benim için bunlardan bir tanesi. Yani bir sürü bozuk para var böyle pat diye önüme atmıyor. Sonra ben böyle oradan böyle toplamaya çalışmıyorum saatlerce yapışıyorlar sonra. Mesela ben ürünleri poşetime koyarken bekliyorlar elinde para üstüyle benim göz kontağı kurmamı. Göz kontağı kurduğumda gülümsüyorlar ve elime bırakıyorlar bozuk paraları, kağıtları hepsini. Katiyen masaya koymuyorlar ve diyorum kıllık olarak görebilirsiniz ama çok çok hizmetin son noktası muhtemelen bu benim için ve süpermarketler, yani turist olarak gelirseniz de göreceksiniz, bambaşka bir dünyaya kapı açıyorlar. Üçüncü konumuz parklar. Burada Hollanda'da nerede oturuyorsanız oturun, bisiklete atlayıp 5 dakika sürdüğünüzde emin olun ki bir adet parka, devasa bir adet parka veya bir ormana denk gelebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ve bir yandan da zaten ülkenin neredeyse yarısı su altında, deniz seviyesine kıyasla su altında değil, yani batmıyorlar şu anda. Ve bu parklar işte nehirlerle, su birikintileriyle beraber genelde ve işte kuğular var, kuşlar var, böyle bir ekosistem var. Park dediğin yani sadece çimen, ağaç yok, gerçekten sincap vesaire de görebiliyorsunuz ve park kültürü gerçekten ülkenin kültürüyle çok entegre. Avrupa'nın büyük bir kısmında olduğu gibi insanlar iş sonrasında, işte çocuklar okuldan sonra gerçekten parklara yayılıyorlar. Hava elbette her zaman güzel olmuyor. Yağmuruyla ünlü bu ülke. Fakat güzel olduğunda gerçekten parkları değerlendirmeyi biliyor insanlar. Çimenlere uzanan, spor yapan, her türlü sporu yapan insanlar görüyorsunuz. Bir yandan da işte çim sahalar da var. Mesela evimin şu anda hemen arkasında 2 dakika, 3 dakika yürüsem yaklaşık 6 adet tam boyut çim saha var. Ve insanlar yine işten sonra sosyal aktivitelerden bir tanesi spor yapmak aşırı derecede. Çocuklar için de geçerli. Ne zaman gitsem oraya antrenmana. İşte bir sahada rugby oynuyorlar, bir sahada futbol oynuyorlar, bir sahada işte koşu antrenmanı yapıyorlar. Ve bu çimenlik alanlara ve parklara sahip olmanın yanında değerlendirmesini de biliyorlar ve aşırı derecede hoşuma giden noktalardan bir tanesi de bu park kültürü, doğrusunu söylemek gerekirse. Diğer bir konu ise ev dekorasyonu. Buraya geldiğimde yine ev bakıyordum, gelmeden daha doğrusu işte ilanlara bakıyordum ve bazı evler görüyordum ki İçleri mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Yani hani böyle kataloglara bakarsınız, kataloglarda özenle dizerler her şeyi, işte fiyatlarını görürsünüz vesaire, ya buradaki evlerin büyük bir kısmı bu kataloglardan çıkmış gibi ya da kataloglar için gelip bu evlerin fotoğrafını çekmişler gibi. Açıkçası baya çekinmiştim güzel bir ev tutmaya, hani böyle bir karşı cins ya da hem cinsinize beğenirsiniz fakat bu insan beni aşar dersiniz ya, ben de evlere böyle bakıyordum açıkçası. Ve şu anda oturduğum evin fotoğraflarını görüyorsunuz ekranda. Ve eşyalı olarak kiraladım. Fiyatı uygundu benim maaşım açısından. Ama o kadar çekindim ki ilk başta, yani ben bu evi kaldırabilir miyim, hak edebilir miyim gibi triplere girdim. Ama sonunda tutabildim ve halen yani ev sahiplerine hayranım. Diğer bir şey ise ev konusunda mesela... İlkokulda hani ev resmi çizdiğimizde
bir tane kare çizerdik, iki küçük pencere bir de kapı çizerdik ya, ya da en azından ben öyle çizerdim. Çok iyi değildi resmim. Burada iki küçük pencere felsefesi yok. Şu anda benim evde görmüş olduğunuz gibi burada kocaman pencereleri var evlerin ve öncelikle evin ışık alması açısından çok güzel. İkinci olarak da yolda yürürken insanların evlerine bakmak açısından çok güzel. Yani kafanızı çeviremiyorsunuz. Bir şekilde içeriği dikisliyorsunuz ne kadar istemeseniz de. Ve ilk geldiğimde çok çekinmiştim. İşte giriş katında oturuyorum. Dubleks aslında ama işte salonun giriş katında. Böyle ulu orta salonda oturmak konusunda bayağı çekinmiştim ama şu anda bile insanlar geçiyor ben videoyu çekerken. Ama hiç rahatsız olmuyorum. Sade'de dönecek olursak müthiş sade ve gelişmiş bir dizayn anlayışı var burada. Ve turist olarak da geliyorsanız herhangi bir yerde mesela Amsterdam'da kanal etrafında yürüyorsanız göreceksiniz ki evlere kaçınılmaz bir şekilde bakacaksınız. Kapılara camları açık olacak. İçeriği görebiliyor olacaksınız ve wow diyeceksiniz. Ve burada bu evde 9 aydır yaşamama rağmen halen dikizliyorum evleri ve wow diyorum. Ve buradan çıktığımda eşyasız bir eve geçiş yaptığımda eminim ki bunun onda biri kadar bir ev dizemeyeceğim ben. Muhtemelen Sims gibi olacak benim ev. İşte buraya koltuk koyayım, otururum. Buraya yatak koyayım, uyurum, duş yaptım tarzı ve gerçekten burada yaşayan insanların dizayn bakış açısına ve bu sadeliğe, bu güzelliğe hayranım. Beşinci ve son konumuza geldik. Bu aslında çok besbelli, geleceğini bekliyordunuz muhtemelen büyük bir çoğunuz. Bisikletler, buradaki bisiklet sayısı Hollanda'daki insan sayısından daha fazla öncelikle. Bisiklet yolları, hayal edebileceğiniz tüm yollara entegre. Yani arabadan çok bisiklet kullanılıyor ve bisiklet trafiği denilen bir şey var. Ama pozitif yanlarına dönecek olursak, mesela ben işe bisikletle gidip geliyorum. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor ve yani hayal edemezdim ne kadar keyif verebileceğini bunun. Hiçbir trafik yok. İnsanlarla uğraşmam, küçük araçlara sıkışmam gerekmiyor, beklemem gerekmiyor. Yani rüzgarın, güneşin keyfini çıkararak bisiklet sürerek işe gidebiliyorum. Çocuklar 3-4 yaşında bisiklete binmeyi öğreniyor ve sağlık açısından inanılmaz güzel bir şey olduğuna inanıyorum bunun. Yani egzoz solumuyorlar. Çimenlik, yeşillik alanlarda bisikletle gidiyorlar işlerine, okullarına. Ve umarım hayatımın bir parçası olarak kalmaya devam eder. Bisiklete binmek, bisiklet sürebilmek. Yani çocukken hobi olarak yapabiliyordum. Şimdi işe gidip geliyorum gerçekten. Yani ufkumu katlıyor böyle bir şey yapabilmek. Elbette kötü yanları da var. Yani kışın ve sonbaharda 10 günün 8'inde yağmur yağıyor. Yağmur ve fırtınada bisiklete binip işe gitmeye çalışmak oldukça zor. Ama işte bisiklet pantolonları var mesela, yağmurluk gibi su geçirmeyen, onları giyiyorsunuz vesaire. Bir şekilde çözüyorsunuz ama bisiklet kültürü, yani Hollanda bisiklet canlısı, yanlısı top 5 ülkeden biri yanılmıyorsam. Gerçekten harika bir olay. Hayal bile edemezdim yani yaşamaya başlamadan. 5 madde bu kadar. Daha çok var aslında ekleyeceğim ama çok uzatmak istemiyorum. Çok detaya da girmek istemiyorum. Hollanda ile ilgili çok fazla soru geliyor bana. Soruyorsunuz ve beğenirseniz bu videoyu. Bu tarz videolar arada çekmeye çalışacağım. Ülkeyi, burada yaşamayı birazcık olsun sizlere aktarmaya çalışacağım. Veda etmeden ufak bir noktada lütfen yorumlara gidip "Ya ama Türkiye'de" gibi başlayan yorumlar yapmayın. Türkiye ile alakası yok bu videonun. Bir kıyaslama yapmaya çalışmadım. Sadece buradaki yaşam şartlarını, burada hoşuma giden bazı şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. O kadar. Lütfen yanlış yollara deşmeye çalışmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.